Çizmeleri çıkarayım mı? Toplam 3 kelimeden oluşan bu soru belki de tüm Türkiye'ye insanlığını sorgulattı. Çamura bulanan çizmeleriyle uzanmak istememişti bindirildiği ambulanstaki bembeyaz sedyeye. Oysa onun yüreği o sedyeden temizdi. Bir de Azrail'in kollarından daha yeni kurtulmuştu bizlere hayat dersi verdiğinde. Peki o hayata nasıl tutundu? O anda aklından neler geçiyordu? Cevapları bugün kendisi verdi. Yüzünden hiç eksilmeyen gülümsemesiyle. Hadi koçum. Dizmeleri çıkar o gülümse. Hadi bakalım. Yüreğinin saflığını böyle gösterdi tüm Türkiye'ye. Yüzlerce arkadaşının Azrail'in kollarından kurtulamamasına tanık olmuş, kendisi de hayata son anda tutunmuştu ama endişesi bambaşkaydı. Niye geldin? Hayır, çıkarma. Ben yukarı alsam. Olsun, bir şey olmaz. Çek yukarı kendini. Çek. Murat Yalçın saatler sonra yerin metrelerce altından kurtarıldığında kimse bilmiyordu adını. Kendisini katran karasına bulayan hayata öyle bir tokat attı ki zarafetiyle herkes merak etti. Hem kim olduğunu hem de o anda böylesine bir inceliği nasıl düşünebildiğini. Benim ayakla zaten çizmeler her tarafı çamur ama dedim ne bileyim daha ağır olan arkadaş olan var dedim. Başını belki oraya koyacaklar acil olarak falan. Şey olmasın diye ben çizmeleri çıkarmaya çabaladım. Ocak'la 23 yaşında tanışmış, yıllarını vermişti madenlere. Bir gün böyle bir felaketle karşılaşacağıysa aklının ucundan bile geçmemişti. Daha önce öyle bir facia hiç yaşamadım. 14 senelik madenciyim. Öyle ilk defa öyle başımıza bir olay geldi. Ama ben hiç tahmin etmedim dışarı çıkacağımı. Bantlar çekmiyordu o arada zaten. Bandı motor başına gittik, orada duman çıkıyor başladı. Ben dedim tamam dedim gittik yani. Benim ayaklar tutmuyordu zaten. Kör karanlıkta kaybetmişti umudunu ama ölümle yüz yüzeyken bile kendini değil arkadaşlarını düşünüyordu. Ayak kalksam hareket etsem bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Çünkü en eski olarak, işi olarak, tecrübe olarak biz oradayız yani. Bir şeyler yapmaya çabalarız yani. Gereken arkadaşlara bilgi veririz, destek veririz. Korktum yani ben kızımı düşündüm, ailemi düşündüm, annemi düşündüm. Ne bileyim yani insanın içinde her şey geçiyor yani. Acaba çıkabileceğiz mi sağ selamet? Acaba yürüsüne varabileceğiz mi? 11 saat falan bekledik. 11 saat aşağıda bekledik. Hiç beklemediği anda mucize gerçek oldu. Yüzlerce arkadaşına mezar olan madenden o sağ çıktı. En son işte bir haber geldi falan. Gereken kapıları kapatmışlar emniyetçilerimiz falan. Falan yerde çıkılacak. Oradan takip edin falan. Arkadaşlar birbirine destek vererek kimisi şey yok mesela yürüyecek hali yok. Kimisi yatmıştır, kimisi bayılmıştır, kimisini sedyeyle çıkardılar. Hafızalara kazınan o sözlerinden hemen önce konuşturmaya çalıştılar. Yürürken ağzından tek bir laf çıkmadı. Sonrasını ise bilmeyen yok artık. Tamam hadi bakalım kendine iyi bak. Hadi koçum. Ben dedim çocuğum dedim sen sakla yarabbim dedim. Ben hiç istemiyorum ki girsinler. Annesi istemiyor evladının bir daha ocağa inmesini. 4 yaşındaki minik Dicle de gün boyu yanında olmasına hiç alışık olmadığı babasının kucağından bir an olsun inmiyor. O henüz emin değil. Madene geri dönecek mi, dönmeyecek mi? Bildiği tek bir şey var. Bu kararı alırken de kendisini düşünmeyecek. Şu anda bir karar veremedik. Ailece oturup karar aşacağız.